Sevgili takipçiler merhaba. Yine çılgın lezzetlerle bugün buluşuyoruz. Bu videomuzu bandırma tavuk usulü rulokat bir menü için çalıştırdık. Kısaca hemen malzemelerimizi görelim. 5 adet çırpılmış yumurtaya ihtiyacınız var. Bir tutam tuz atıyoruz içerisine. Birazcık tereyağı kullanacağız. Susam kullanacağız. Kaşar peyniri, pastırma, göğüs eti kullanacağız tavuk olarak. Şöyle bir kişilik hamur inceliğinde tavuk göğsünü kesmiş olacağız böyle. Bunu çünkü hamur gibi rulo yapacağız sonra. Biraz köri ve biraz kırmızı biber kullanacağız sevgili takipçiler. Güzelce çırpmış olduğumuz bu yumurtaya kullanacağımız tavuklarımızı bandıracağız. Bu işlemimizi yaparken de fırınımızı çalıştıracağız. Bir 5 dakika 10 dakika ön ısıtma hazır olmuş olacak biz işlemimizi gerçekleştirdiğimizde. Sıcak fırına sonra yemeğimizi vermiş olacağız. Değerli takipçiler. Evet, şimdi hazırlamış olduğumuz bu tavuğumuzu güzelce bu şekilde yumurtamıza bandırıyoruz. Buradan çıkarttıktan sonra değerli takipçilerim güzelce susama yatırıyoruz. Evet, güzelce susamla kaplamış olduğumuz tavuğumuza değerli takipçilerim ince ince pastırmalar bu şekilde yerleştiriyoruz. Eğer bütün kesilmiş tek dilim pastırma da varsa o da olur. Sonra kaşar peynirimizi güzelce yerleştirdikten sonra değerli takipçilerim tavuğumuzu rulo şeklinde güzelce sarıyoruz. Ve sarmış olduğumuz tavuğumuzu bir şekilde koyuyoruz. Aynı şekilde tekrar değerli takipçilerim tavuğumuzu güzelce yumurtaya buladıktan sonra yine susamımızın içine getiriyoruz. Çiğ susamla tavuğumuzu güzelce kapladık yine. Sevgili takipçilerim. Yine pastırmalarımızı yerleştiriyoruz.
muhteşem lezzet ve aromalarla buluşacağız yine. Değerli takipçilerim. İçtiği zaman bu lezzeti tadına doyamayacaksınız değerli takipçilerim. Çok şahane bir aroma buluşması olacak. Değerli takipçilerim, köri kullanacağız bir miktar süsleme için. Bir miktar kırmızı biber. Şöyle birer parça tereyağı koyacağız üzerine. Evet, değerli takipçilerim. Bu güzel yemeğimizi sıra geldi fırına vermeye. 200 derecede ön ısıtma yapmış olduğumuz fırınımıza ben borcam tepside yapıyorum. Takipçilerim, 15 dakika kadar pişirmiş olduğumuz yemeğimiz artık hazır. Fırınımızda 15 dakika pişirdiğimiz zaman tavuğumuz hazır. Evet. Değerli takipçilerim. Şöyle pişmiş olan görmüş olduğunuz gibi muhteşem lezzetimizi şöyle kestiğimizde
dilim dilim yapıp servise hazırladık. Gördüğünüz gibi rulo 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 kek şeklinde tavuğumuz muhteşem bir şekilde pişti. Daha detaylı pişirelim. Arzu ederseniz bu tavuğumuzu ben soya sosuna da banarak tüketiyorum. Siz de bu tavuğunuzu soya sosuna da banarsanız lezzetinizi daha da katlamış olursunuz. Şimdi bu güzel lezzeti sizin için yine tadalım. Muhteşem susam, pastırma, kaşar, inanılmaz lezzet. Körünün tadı, tam bir aromatik buluşma. 200 derece 5 dakika ön ısıtma yapılmış fırında sadece 15 dakika derli takip pişirelim. Muhteşem. Siz de bu güzel lezzetlerle buluşun diye bu paylaşım sonrası uygulamayı tavsiye ediyorum. Pusula Çağlayan'ı takip etmeyi unutmayın. Abone olun. Çevrenize abone olması için öneride bulunun. Sevgiyle kalın. Lezzetli günlerde dileğiyle. Hoşça kalın.